Hizmetin yardım faaliyetlerinin profesyonelliği sayesinde Müslümanları en iyi şekilde dünyanın her yerinden doğal afet kurbanı insanlara en kaliteli ve profesyonel şekilde yardım ederken görmekten gurur duyuyoruz. İsmim Muhammed Musri. Merkez Florida İslam Topluluğu'nun imamı ve başkanıyım. Aynı zamanda Amerikan İslamında başkanıyım. Hizmet hareketinin dinler arası diyalog çalışmalarının bugün dünyada ihtiyacımız olan en önemli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Amerika'da olanlar, Türkiye'de olanları, Pakistan'da olanları, Japonya'da olanları etkiliyor. İzole edilmiş yerlerde yaşamıyoruz. Bugün küreselleşmiş dünyayı anlayacak insanlara ihtiyacımız var. Farklı bir dili konuşan, farklı dinden insanlarla çalışmanın ve konuşmanın, onlara yabancı gibi davranmamanın, her an birbirinden şüphe eder bir halde olmamanın önemini anlayabilecek insanlara ihtiyacımız var. Bugün dinler arası ilişkiler olmadan hayatımızı sürdüremeyiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in zamanına gidecek olursak, Allah'ın selamı onun üzerine olsun, sallallahu aleyhi ve sellem, onun dinler arası çalışmalar yapan ilk kişi olduğunu görüyoruz. Medine'de kendi camisine Necran Hristiyanlarını davet ettiğini ve günlerce onlarla diyalog yürüttüğünü biliyoruz. Hatta bir pazar günü, "Eğer ibadet etmek isterseniz, burası ibadet yeridir." diyerek camisinde ibadet etmelerine müsaade etmişti. Sürekli olarak Medine'de yaşayan Museviler, hahamlar gelip kendisine sorular sorarlardı. Kur'an'da Allah'ın "Yes'eluneke, sana sorular sorarlar, sana sorular sorarlar" dediği kişiler bu Musevi hahamlardı. Sorular sorarak Hazreti Peygamber'i test ediyorlardı. Cebrail aleyhisselam cevapları getirdiğinde Hazreti Peygamber onlara cevap veriyordu. Bu bir dinler arası diyalog çalışmasıdır. Dinler arası çalışmalar dinimden ödün veriyorum demek değil. Dinler arası çalışmalar dinimden vazgeçiyorum demek değil. Dinler arası çalışmalar İslam'ı özünden uzaklaştırıyorum demek değil. Hayır, ben bir Müslümanım. Müslüman olmaktan gurur duyuyorum. Dinler arası diyalog, diğer insanlarla konuşmak demek. Kur'an'da Ali İmran suresinde Allah bizlere "Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevayin beynena ve beynekum" diyor. Kitap ehline de ki, bizimle sizin aranızdaki ortak noktaya gelin. Ella nabude illallah. Allah'tan başka kimseye tapmama noktasına. Onların Allah'ıyla bizim Allah'ımızın aynı olduğunun farkına varmak. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin Allah'ınız ve bizim Allah'ımız aynıdır. Allah, İbrahim'in, İbrahim aleyhisselamın, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in Allah'ıdır. Çok fazla ortak noktamız var. Bu yüzden Allah onlara kitap ehli diyor. Onlarla konuşmamızı, onlara bir şeyler dememizi söylüyor. Eğer dinler arası diyalog faaliyetlerinde bulunmazsak, onlara nasıl bir şey söyleyebiliriz? Onlar kendi kendilerine, biz kendi kendimize konuşursak, aramızda bir iletişim olmazsa, akıllı insanlar konuşma halinde olmazlarsa, liderlerimiz, imamlarımız, onların liderleri, hahamları, papazları, rahipleri konuşma halinde olmazlarsa o zaman çatışmalar olur. Aramızda güvensizlik olur. Savaşlara ve birçok probleme yol açacak sorunlarımız olur. Konuşarak, sohbet ederek, dinler arası diyalogla birçok problem çözüldü.
Birçok yanlış anlama düzeltildi. İnsanlar bizim gerçekte kim olduğumuzu öğrenmeye başlıyor. Biz diğerlerini seven, barışçıl insanlarız. Tüm dünyanın iyiliğini istiyoruz. Bin yıldan fazla zamandır medeni bir şekilde yaşıyoruz. Birbirimizle diyalog kurabilmeliyiz. Yaşanabilecek yanlış anlaşılmaları silahla değil, kelimelerle çözmeliyiz. Bence Hizmet Hareketi'nin Sayın Fethullah Gülen'in liderliğinde yaptığı en iyi şeylerden biri, bugün dinler arası diyaloğa odaklanmaları ve katılmaları. Ben buna dini diplomasi diyorum. Hristiyanların ve Müslümanların sürekli ihtilaf halinde oldukları Mısır'da veya diğer ülkelerde de aynı şekilde işler yapılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Mısır'daki Hristiyanlar, Müslümanların onlara iyi davranmadığını, Müslüman imamların ya da liderlerin kendilerine kötü şeyler söylediğini anlatıyorlar. Bu durum Mısır toplumunda düzgün bir dinler arası diyalog çalışması olmamasından kaynaklanıyor. Örneğin, El-Hezer'den insanlarla diğer uluslar arasında bir diyalog olmamasından kaynaklanıyor. Ama bugün bir imam, bir Müslüman alim olarak dahil olmamız gereken en önemli faaliyetlerden birinin bu dinler arası diyalog faaliyetleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde birçok problemi çözebiliriz. İslam dünyasında insanlar bizi anlamadığı için gereksiz yere ölen insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Hizmet Hareketi hakkında dikkate değer şeylerden biri, eğitime olan vurguları. Bence bu takdire şayan bir vurgu. İslam'da da eğitim çok önemli. Çünkü ilk ayet, Kur'an'ın ilk ayeti, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme söylenen İkra, Bismi Rabbikellezi Halak ayetiydi. Çünkü eğitim sayesinde İslam dünyayı değiştirdi. Farklı milletlerden ve farklı ırklardan insanları erkek kardeşler ve kız kardeşler yaptı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de problemler yaşamıştı. Birçoğu ekonomik, sosyal ve adaletle ilgili problemlerdi. Hira Dağı'nda Allah'a dua etti. Allah'tan çözümler istedi. Bu sorunları nasıl çözerim diye sordu. Ve cevap öncelikle İkra, Bismi Rabbikellezi Halak diye geldi. Eğitimle çözülebilir. Allah Arap halkından ümmiyin diyerek bahsetti. Cahillerdi. Okuma yazma bilmezlerdi. Ama aynı insanlar, cahil insanlar, öğrendiklerinde, eğitildiklerinde, insanlık için yetiştirilen en iyi millet oldular. İslam'ın eğitime olan bu vurgusu, Hazreti Peygamber'in ilim Çin'de de olsa gidip alınız hadisi bizler için çok önemli. Her Müslüman eğitilmeli. Ama günümüzde 700 milyonun üstünde Müslüman cahil kalmış durumda. Okuma yazma bilmiyorlar. Bu insanlar radikalleşmenin, saldırganlaşmanın çok kolay hedefleri halindeler. Onları çalıştırmak çok zor. Çünkü herhangi bir becerileri ya da eğitimleri yok. Bu durum yoksul olmak anlamına geliyor. Yani 8 milyon Müslüman yoksul. Bu durumun tek çözümü eğitim. İslam dünyasındaki tüm devletlerin bir numaralı hedefi insanları eğitebilmek için okullar inşa etmek olmalı. İslam'da cehalet artık kabul edilebilir değil. Herkes eğitim görmeli. Çünkü Hazreti Peygamber bilgiyi aramak her Müslümana farzdır demiş.
Hizmet hareketi sadece Müslümanlar için değil, dünyadaki tüm insanlar için bu bir numaralı hedefe odaklanmış durumda. Afrika'da, Asya'da, hatta burada, Amerika'da birçok hizmet okulu var. Bu onlara ciddi anlamda saygı duymamızı sağlayan bir şey. Çünkü eğitim sayesinde insanların zihinlerini, insanların kalplerini doğru şeyleri yapabilmek konusunda etkileyebiliyorsunuz. Avrupa'dan ve Amerika'dan Müslüman dünyasında okullar açan, Hristiyan okulları açan bir sürü organizasyon görüyoruz. Hizmet, Afrika ve yoksul ülkelere gidip okullar açan çok çok az organizasyondan biri. Yoksulluk ve ihtiyaç içindeki insanları eğiterek, iyi vatandaşlar ve toplumları için iyi liderler olabilmeleri için ayağa kaldırıyorlar. Hizmet hareketinin İstanbul'daki yardım çalışmalarını ve depolarını ziyaret etme fırsatım ve ayrıcalığım oldu. Suriyeli mülteciler için yaptıkları birçok yardımı ilk elden gördüm. Sevgilerini ve merhametlerini gördüm. Bugün, dünyanın en büyük mülteci kriziyle uğraşan Suriye'yi ve onun diğer komşu ülkelerini karşılaştırabiliyoruz. Lübnan'da problemler var. Ürdün'de problemler var. Irak'ta problemler var. Mülteciler için en iyi hizmet Türkiye'de veriliyor. Türk devletinin, Türk halkının en çok da kapı kapı dolaşıp insanların kim olduklarını öğrenen, onlara yardım eden, onlara serin kanlılık kazandıran, umut veren hizmet gönüllülerinin yaptıklarının eşsiz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hizmet hareketi mensuplarının afetler için, depremler için, tsunamiler için katıldıkları hazırlık çalışmalarını gördük. Farklı milletlerden insanların yardıma ihtiyacı olduğunda, Müslümanlar ilk yardım eli uzatanlardan biri olsun diye yapılıyor bu çalışmalar. Gayrimüslim organizasyonların bir deprem ya da afet olduğunda her zaman Müslümanların yardımına koştuğunu görüyoruz. Hizmetin yardım faaliyetlerinin profesyonelliği sayesinde Müslümanları en iyi şekilde, dünyanın her yerinden doğal afet kurbanı insanlara en kaliteli ve profesyonel şekilde yardım ederken görmekten gurur duyuyoruz. Hizmet hareketi ve yaptıkları işler hakkında en dikkat çekici olan şey, tek bir ülke ya da tek bir grup insanla sınırlanmamış olmaları. Dünyanın birçok yerindeki tüm insanlara hizmet ediyorlar. Eğitim, herhangi birinin hayatını daha iyi yapabilecek tek şey ve hizmet hareketi de eğitime odaklanmış durumda. Hareket, mesela savaştan çıkmış ülkelere gidip çocuklarımızı eğitmenin önemini anlıyor. Thank you.